İnsan kendi kaderini kendi mi belirler? Hayır. Kendi kader... Ha, özür dilerim. Kader ilmi mütekaddimdir, cebir mütehakkim değildir. O ne demek? Yani Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesi. Yani bizim ne yapacağımız, neyi tercih edeceğimiz, neyi kullanacağımız, inanacağımız, inanmayacağımız, cennet yoluna gideceğimiz, cehennem yoluna gideceğimiz Cenab-ı Hak biliyor. Ama takdir ne zaman devreye giriyor? Bize tercih hakkı vermiş. Biz önümüze gelenlerden bir tanesini, şimdi dinleyicimizin o sözü doğru, oraya gelince tercihimizi kullanıyoruz. Ne tarafa? Cennet istikametine kullandık. Kaderimiz oldu. Kaderimiz oldu. Yani tercih bize ait. Yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Biz tercih ediyoruz. Bilmek bizim o tercihimize müdahil değil. Bizim tercihimizi etkilemiyor. Cenab-ı Hak biliyor. O ayrı bir mesele. Mesela arabayı imal etmişim. 300 kilometre sürat yapıyor. 350 yaptığın zaman takla atar diyorum. Ben bunu biliyorum. Ama kullanan iradesine önüne de aynı şekilde kullanma kılavuzunu veriyorum. Arabanın özelliği bu diyorum. Ben biliyorum 350 kilometre yapınca o takla atacağını. Ve bir bakıyorum duydum ki takla atmış. Diyorlar ki sen bildiğin için takla attı. Hayır. Onun tercihi vardı. O gitti ekrana baktı. Ha dedi bu 350, 300 yapıyormuş. 350 de yaptırayım ben buna bakayım bir. Dedi. Tercihini o tarafa kullandı ve takla attırdı. Öldü, yaralandı, ayağı kırıldı. Orasını bilemiyorum. Kendisi tercih etti. Suç kendisine aittir. Benim bilmem onun 350 kilometre çıkmasına sebep değildir. Allah-u Teala biliyor. Ama bize emir zorlamıyor. Cebir yok ortada. Onun için ilmi mütekaddimdir, cebir mütehakkim değildir. Allah'tan sonsuz öncelerde bilmesidir, zorla yaptırması değildir. İnsanın tercihiyle yaratılmaktadır.